yenge. Ne yapıyorsun sen böyle? Egzersiz tabii ki. Süper modeller gibi fiziğim olsun istiyorum. Onun için. Ekmek ve turşu. Ver çabuk. Tatlım, bu nasıl egzersiz böyle? Güreşçi olmak için mi yapıyorsun? Hayır, yenge, böyle güreşçiler gibi kalmamak için benim kilo vermem lazım. Yoksa... Hayır, inanamıyorum. Ne yaptım ben? Lavaş ekmeğiyle turşu yedim. Bütün çabam boşa gitti, gördün mü? Boşa gitti. Hayır tatlım, her şey bitmedi. Hem zaten sen çok güzelsin, bunlara ne gerek var? Güzel falan değilim. Böyle yastık gibi tombulum ben. Sen benim halimden anlayamazsın. Ne de olsa sen kilolu değil, normalsin. Üstelik alan da almış, evlenmişsin. Ben ne olacağım? Haklısın. Öyle tabii. Ben seni nasıl anlayabilirim? En iyisi anlayan birine soralım, o anlatsın. Evimizin küçük kızının beyaz atlı prensi. Hadi sen söyle bize. Hayır, hayır yenge, sakın yaparım, bunu yapma. Yaparım, hak sakın ettin. Sakın yapma, buraya gel. Lütfen geri ver onu. Yenge lütfen. Hayır, vermeyeceğim. Yenge, onu bana geri ver, lütfen diyorum. Vermeyeceğim. Hayır, buraya hayır, gel yenge. Yenge, hadi tamam, ver onu. Tamam. Sen benim güzeller güzeli yengem değil misin? Doğru. Peki söyle bakalım, sen bu çocukla 10 yıl önce karşılaşmadın mı? Adı ne? Bilmiyorum ama onu hiç unutmadım. Ve unutmayacağım da. Emin misin? Evet. Önce beni yakalamalısın. Yenge lütfen. Bak seni çok seviyorum. Hayır efendim. Lütfen bana geri ver onu. Bana gerçekten de işe yaramayacak. Asla vermeyeceğim. Lütfen ama yenge. Lütfen. Ne oldu tatlım? Artık istemiyor musun? Hayır. Anladım. Yoruldun tabii, kıyamam. Tamam, fotoğrafı veriyorum, al. Mutlu musun? Yenge biliyor musun? Bu çocuk kilolarımla dalga geçmeyen tek çocuktu. Diğerleri benimle hep alay ederdi. Peki ne düşünüyorsun? Şimdi de aynı mı davranır sence? Nasıl davranacağı umurumda bile değil. O kim bilmiyorum. Nasıl biri. Yine de hala en güzel anılarımdaki yerini koruyor. Ya bir de bir gün geri dönerse? Şans diye bir şey var canım. Yani eğer sen şanslıysan geri döneceğine eminim. Şans denen şey insan olsaydı onu pide yedirerek büyütürdüm. Bana daha da iyi gelsin diye yani. Size inanmıyorum. Ne kıkırdayıp duruyorsunuz öyle? Samrat, gelin tarafı buraya fazladan hizmetli mi gönderdi? Gelin hanım işleri sermiş de ben buna başka açıklama getiremedim. Mayıtçı, annem sana turşuları kurut dememiş miydi? Biz o işi çoktan bitirdik abi. Abla demek döndün, harika. Geçen defa hepinizle birden tanışma fırsatı bulamamıştım. Bu genç Rudra Pratap Ravanat. BSD'nin üst düzey yetkilisi. Ve benim de yeğenim.
yıllar sonra evine döndü. Ait olduğu yere. Babası benim öz abimdir. O da öz yeğenim. Ayrıca yaşadığımız bu evin gerçek sahibi de babasıdır. Bu kızımız, yani Parvati, kendisinin nişanlısı olur. Bugünden itibaren uzun süre bizimle yaşıyor olacaklar. Geçen sefer olanlar için hepinizden özür dilemek istiyorum. Gelin hanım ne kadar da güzelmiş. Peki nereden? Jaipur'dan. Sizden de özür dilerim. Bir konuda haklıydınız. Bu benim de ailem. Ve ben bu evim huzur için geldim. Niçin geldiğini fark eder mi? Sana göre bu senin de ailen. Ve ailenden özür dilemeye gelmişsin. Rudra oğlum, büyüklerden özür dilemenin adabı vardır. Önlerinde eğilip ayaklarına dokunursun. O zaman özür dilemiş olursun. Mohini, ne kadar kızgın olduğunu anlıyorum. Parvati artık Su Nehri'nin odasında kalacak. Abla, umarım yöresel şarkıları seviyorsundur. Sevmiyorsan bile benimle dinlemek zorunda kalacaksın. Sonra zaten sevmeye başlarsın. Gel. Bir dakika. Gel, seninle biraz konuşalım. Gel benimle. Abim ablayla özel olarak mı görüşecekmiş? Su Nehri! Sakın kimseye bir şey anlatma. Yoksa... Yoksa ailemle birlikte
bütün köyümü yakıp kül edersin. Söylemiştin. Ukalalık etme. Ukalaları kimse sevmez. İki kural var. Bunları iyi dinle. Birincisi, gerçeği hiç kimseye anlatmanı istemiyorum. İkincisi, sakın ama sakın bu evden dışarı bir adım bile atma. Burada ne kadar kalırsan o kadar çok yaşarsın. Anladın mı? Sen benim hayatımı mahveden adam değil misin? Şimdi niye beni kurtarmaktan bahsediyorsun? Seni neden dinlediğimi unuttun galiba. Başka çaren yok, o yüzden dinliyorsun. Gidecek yerin bile yok. Bu sırf benim için geçerli değil. Senin için de geçerli. Çünkü senin de kıvrandığını gözlerimle gördüm. Kaçıp gerçeği herkese anlatırım diye. Ama yapmam. Bir şey söylemeyeceğim. Benim sessizliğim senin en büyük yenilgin olacak. Sonunda yenildiğini kabul edip diz çökeceksin. Bana bak, bu kadar... Abi! Hadi gir yıkan, sonra bir güzel giyinip süslen. Seni herkesle tek tek tanıştırmak istiyorum. Tamam mı? Girin. İşlerini bitirdin mi? Çıkalım mı? Birlikte. Şu motorumu hatırlıyorsundur. Hala satmadım. Onu kullanıyorum. Hadi. Neden? Bugünlük işlere bir son verip birlikte bir şeyler yeriz dedim. Biraz sohbet ederiz, fena mı? Dinle. Sen de biliyorsun. Evinde kalmak benim için çok zor. Bunu bir de cezaya dönüştürmeyelim lütfen. O yüzden her şeyim olduğu gibi kalsın, benim için daha iyi. Rudra oğlum, neden her şey eskiden olduğu gibi olmasın? Yeni bir başlangıç yapsak. Bence yapabiliriz. Her şey nasıl bitti unutma. Yeni bir başlangıç yapmamız mümkün değil. Bence en doğrusu geçmişin bugünü etkilememesidir. Ve bu da büyük abim Samrat'ın biricik eşi. Kendisinin adı Maitri. Hoş geldiniz efendim. Bana lütfen adımla hitap et, olur mu? Parvati. Tamam. Gerçekten güzel bir adım varmış. Evet, adları da uyuyor. Abimin adı Rudra, onun adı da Parvati. Üstelik ikisi de en çok sevilen isimler arasında yer alıyor, değil mi? Evet. Resmen birbiriniz için yaratılmışsınız. Abla, ben sana bir şey sormak istiyorum. Abimle ne zaman tanıştınız, merak ettim. Ne zaman nişanlandınız? Senin annen ve baban yaşıyor mu? Şu anda neredeler? Tabii ya, şeyi de soracaktım. Ailen senin ta Jaipur'dan buraya Rudra'yla gelmeni nasıl kabul etti? Tatlım, lütfen. Daha kaç soru soracaksın? Parvati, bir şey yer misin? Hayır. Teşekkür ederim, aç değilim. Keşke. Ben de aynı cevabı verebilseydim. Bu arada hala bana cevap vermedin. Abim Rudra ile tam olarak ne zaman tanıştınız?
tanıştıktan ne zaman sonra nişanlandınız? Yeter. Kızı sık boğaz etmeyi bırak. Hey Allah'ım. Su nehri tatlım. Sen bana yardım et. Hadi iki kişilik çay hazırla. Peki. Hemen hazırlıyorum. Parvati, sana bir şey söyleyeyim mi? Ne zaman ikinizi görsem diyorum ki bu kız Rudra için dua etmiş olmalı. Allah da sonunda duana cevap vermiş işte, değil mi? Evet, bu konuda çok haklısın. İnsan bazen ne dilediğine çok dikkat etmeli. Bazen iyi şeyler yerine kötü şeyler elde edebiliyor. Anne, bak hesap dökümleri. Hepsi yalan. Hı? Rudra bize yalan söylüyor. İçerideki kız Parvati. O ikisi aslında nişanlı falan değil. Efendim? Bunun böyle olduğundan adım gibi eminim. Gerçek çok başka bir şey. Ama top artık benim sahama girdi. Şansımı zorlayıp gerçeği öğreneceğim. Kime neye mal olacağı şu andan itibaren umurumda bile değil. Size yardım etmemi ister misiniz? Hayır. Evet. Parvati, aslında ben sana son bir şey daha soracaktım. Lütfen izin ver. Yoksa içim rahat etmez, kıvranırım. İncecik olmayı nasıl başarıyorsun? Ne? Yenge lütfen. Bunda bu kadar gülecek ne var şimdi? Baksana. Beli yok gibi. Ne kadar zayıf. Fiziği incecik. Bir de bana bak. Eğer sana kendimden 10 kilo verebilseydim o zaman durum eşitlenirdi. İkimiz aynı kiloda olurduk. Ama Allah izin vermiyor ki. Bana ne? Ben neden Parvati gibi ince olamıyorum? Allah guguk kuşunu yeşil yaratmasaydı, onu başka kuşlardan nasıl ayırt edebilirdik? Allah herkesi farklı yaratmıştır. Aynı şekilde herkese farklı özellikler vermiştir. O yüzden herkes birbirinden farklı ve farklı özelliklere sahiptir. Parvati, sen böyle güzel düşünceleri nereden öğrendin? Mala Efendimiz'den. Maitre abla, neden şaşırıyoruz? Tabii ki akıllı ve bilgi olacak. Ne de olsa Rudra abimin biricik nişanlısı o. İşim bittiyse bir şey söylemek istiyorum. Belki senin de ilgini çeker. Bir keresinde bir astrolog bana demişti ki günün birinde hayatına üniforma giyen şöyle asker tipi biri girecekmiş. O zamana kadar da bütün üniformalıları sevmesin diye rahatsız edecek. İlla asker olacak değil. Postacı, hatta otobüs şoförü bile olur. Ama yenge... Kim geldi? Kapı niye öyle açıldı? Bunu sadece o yapabilir. Oo! Demek sadece o yapabilir. Demek ayak sesini bile duyuyorsun. Thank you.
Tanver, derinlere dalmış ne düşünüyorsun? Az önce eve gidecek misin diye sordum, gideceğim dedin. Sen çık, ben daha buradayım. Sonra çıkacağım. İyi, tamam. Abla benim, nasılsın? Abla o geri döndü. Oğlun Rudra buraya geri döndü. Hayır abla, hayır. Ağlama. Başka nasıl haberin olacaktı ki zaten? Büyümüş, kocaman olmuş, çok yakışıklı. Çok geniş omuzları var. Yüzü ışıl ışıl. Abla bir de gözleri. Allah senin gözlerinin resmen fotokopisini çekip onun yüzüne yapıştırmış gibi sanki. Abla, sana bunca yıldır hiç neden gittin diye sormamıştım. Şimdi senden tek bir isteğim olacak. Onu, Rudra'yı görmek için uğraşma, tamam mı? Şu an hiç sırası değil. Bu kadar. Kapatıyorum. Hoşça kal.